Merhaba arkadaşlar. Daha önce bir aksesuarsız iPhone 11 kutu açılışı yapmıştım. Orada telefonla birlikte 20 wattlık bir adaptör aldığımı söylemiştim arkadaşlar. Bununla ilgili sorular gelince bunun için ayrı bir video çekmek istedim. Genelde sorular bu adaptör güvenilir mi? Hızlı şarj için işe yarıyor mu gibisindendi. Ben de bu soruların deneyerek cevabını size vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ürün zaten Apple'ın kendi ürettiği bir ürün. Onun için tabii ki de güvenilir. Apple kendi sitesinde bunu iPad'ler için ürettiğini söylüyor. Fakat iPhone'larda da iPhone 8 ve üzeri iPhone'larla uyumlu olarak çalıştığını ve hızlı şarj için kullanılabileceğini söylüyor. Piyasada imitasyonlar olabilir ama ben bunu Apple'ın kendi sitesinden aldım. Kendi sitesinde 199 liraya satıyor. Yaklaşık 1-2 ay önce çıkan bir ürün arkadaşlar. Yeni bir ürün. Hakkında çok fazla inceleme videosu yok. Ben bugün 20 wattla ve 5 wattla iPhone 11'i şarj ederek hızlı şarjı da ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini size göstermek istiyorum. Kutu içeriğine bakacak olursak arkadaşlar, kutunun içinde aslında sadece adaptörü var. Zaten buna uyumlu kablo artık aksesuarsız kutuların içinden çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu USB değil, Type-C bir girişi var. Artık aksesuarsız kutuların içinden çıkan kablolar da zaten bu şekilde. Bir ucu Lightning. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer ucu da Type-C. İşte bu kablolarla uyumlu olarak kullanabileceğiniz en iyi alternatif de arkadaşlar şu anda bu. Zaten 5 wattlık şu adaptörlerden eski tür adaptörlerden almak isterseniz 179 lira. Bu ise 199 lira ve arkadaşlar hızlı şarja kavuşmuş oluyorsunuz. Zaten ayrıca bunu alırsanız da arkadaşlar bunun girişi gördüğünüz gibi USB. Aksesuarsız kutulardan çıkan bu kablolarla uymayacaktır arkadaşlar. Ekstradan bir de kablo almanız gerekir. Bahsettiğim kablo şu arkadaşlar. Eski tip. Bir ucu USB, bir ucu Lightning olan kablolar. Bu kablolarda yine 199 liraya satılıyor. iPhone 11'i birer gün arayla 5 wattlık ve 20 wattlık adaptörlerle şarj ettim. Yarım saat sonra ve 1 saat sonraki yüzde durumuna baktım ve şarj tamamlanma süresine baktım. Bu bilgileri sizinle paylaşacağım. Niye %20'den başladığımı da şöyle söyleyeyim. Genelde biliyorsunuz zaten iPhone'lar %20'de uyarı veriyorlar ve genelde biz %20'den sonra şarj ediyoruz. Ki telefon bataryasının sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için, pil sağlığını düşürmemek için de bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu konuda da soru işaretleri olduğunu biliyorum aklınızda arkadaşlar. Çünkü şu adaptörün bile, Apple'ın kendi ürettiği adaptöre bile güvenmede zorluk çekiyorsunuz. Çünkü bataryalar çok pahalı, batarya sağlığı düşünce kullanım süremiz de azalıyor. Bununla ilgili arkadaşlar şöyle basit bir kuralımız var. %20'nin altına çok fazla düşürmemek gerekiyor ve %80'in üstünde de çok fazla doldurmamak gerekiyor. Yani eve geldiğiniz gündüz telefonunuzu şarj edeceksiniz. %20'ye geldiğinde şarja takıp %80, 85, 90 da geri bırakabilirsiniz. Zaten videoda da göreceksiniz. Apple arkadaşlar %80'den sonra şarj etme işlemini iyice yavaşlatıyor. Sizin o arada telefonu alıp şarjdan çıkarmanızı istiyor arkadaşlar. Yani söylediğim gibi kural basit. İlk 0-20 arası ve 80-100 arası telefonun arkadaşlar bataryasının daha hassas olduğu zamanlar ve batarya pil sağlığı genelde o zamanlarda bozuluyor. Şimdi gerçekleştirdiğim bu karşılaştırmaya bir bakalım. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta 20 wattlık şarj adaptörünün verdiği sonuçları, sol tarafta ise 5 wattlık şarj adaptörünün verdiği sonuçları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yarım saat sonra %70'e 36 gibi bir sonuç varken 1 saat sonra %92'ye %53 gibi bir sonuç oluşuyor. %100 şarja ise 20 wattlık adaptör 1 saat 32 dakikada, 5 wattlık adaptör ise 2 saat 58 dakikada ulaşabiliyor. Bu verileri daha iyi okuyabilmek için şöyle bir liste oluşturdum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki şarj işlemine de %20'lik dolulukla başladık. 30. dakikada 20 wattlık adaptörümüzle şarj ettiğimizde %70'e ulaştı. 5 wattlıkla şarj ettiğimizde ise %36'ya çıkabildi. Yani 20 wattlıkla %50 artarken 5 wattlıkta sadece %16 kadar artabildi. 1 saat sonra 60. dakikada ise arkadaşlar 20 wattlık adaptörümüz %92'ye ulaştı. Yani 1 saat takmamız aslında yeterli. 5 wattlık adaptörüm ise 1 saat sonra sadece %53'e ulaştırabildi arkadaşlar. Ve 20 wattlık adaptörümle şarj işlemi 92 dakikada, yani 1,5 saatte bitti. 5 wattlık adaptörümle ise şarj işlemi 178 dakikada, yani neredeyse 3 saatte anca tamamlandı arkadaşlar.
toplam süreye baktığımızda iki kata kadar daha hızlı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu veriler bize ne söylüyor? Bence arkadaşlar bu şunu söylüyor. Eğer siz gün içinde gelip telefonunuzu şarj ediyorsanız ve işte yarım saat ne bileyim öğle arasında geldiniz, yarım saat şarj ettiniz, bir saat şarj ettiniz ve tekrar dışarı çıktınız. Böyle bir durumunuz varsa ve bataryanız yeterli gelmiyorsa 20 wattlık bir adaptöre geçmek sizin için avantajlı olabilir. Ama burada şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer 5 wattlık adaptörden 20 wattlık adaptöre geçecekseniz sizin kablonuzun ucu uymayacaktır. Size ne lazım arkadaşlar? Type-C bir kablo lazım. Burada iki yolunuz var arkadaşlar. Ya Type-C kabloyu alacaksınız. Dediğim gibi 199 lira artı adaptörü alacaksınız. 199 lira da o. Neredeyse 400 liraya gelecek. Ama bence ondan önce arkadaşlar bu eski kablonuzu dönüştürücüyle 15-20 liraya bile satılan dönüştürücüler gördüm arkadaşlar. Type-C'ye dönüştürmeyi deneyebilirsiniz. Bunun bataryaya zarar vereceğini zannetmiyorum. Yani o dönüştürücü aldığınızda arkadaşlar bir ucu Lightning, bir ucu Type-C olan bir kablonuz olacak. Ve arkadaşlar bu adaptörle kullanabileceksiniz. Ben önce bunu denemenizi öneririm. Ama tabii şöyle bir kullanım durumunuz varsa. Akşam ben eve geliyorum. Yatmadan önce telefonumu şarja takıyorum ve sabah şarjdan çıkartıp gidiyorum. Akşama kadar da bana bu şarj yetiyor diyorsanız arkadaşlar. İşin aslı siz uyurken ister 3 saatte dolsun ister 1,5 saatte dolsun hiçbir önemi yok. Bunu dediğim gibi kullanım durumunuza göre kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ama zaten eğer aksesuarsız kutu aldıysanız ve içinden Type-C bir adaptör çıktıysa tek seçeneğiniz neredeyse bu olarak görünüyor. Bu konu hakkında arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa muhakkak yorum kısmına yazın. Yorumların hepsini teker teker okuyorum ve muhakkak cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.